kadar önemsiyorsam, doktor doktor geziyorsam ve en iyi doktoru bulmaya çalışıyorsam, ebediyetimle ilgili bir meselede, ukbağımı ilgilendiren bir meselede, onun misliyle daha fazla hassasiyet göstermem icap eder. Bildin mi? Sen doktor ararken 10 saat ara, hoca ararken yarım saat ara. Burada bir sahtekarlık var. Bittiğini mi diyorsunuz ona Türkçe'de? Yani ona dikkat etmek lazım. Ama herkesten de bilgi almak lazım. Bu adam işte şöyledir, şu adam böyledir, öyle değil. Herkesin bakışını al, onu öğren, onu bil. Bunu kabul etmek zorunda değilsin, benimsemek zorunda değilsin ama bilmek zorundasın. Bak kelam ilmi diye bir şey çıktı, ilk dönem ona zındıklık falan diyor bizim alimler. Mesela Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Hanife'nin falan çok sert tavırları var o meselede. Ama sonra İmam Gazali, mesela İbn-i Teymi İmam Gazali'yi eleştirir, o der Sufilerle Sufi. Ondan sonra kelamcılarla kelamcı, felsefecilerle felsefeci falan der. Halbuki haksızlık yapıyor. İmam Gazali ortamın gereğini yerine getiriyor. Mesela felsefeyi öğreniyor ama reddediyor sonra. Ama önce öğreniyor, önce biliyor, önce anlıyor. Ve diyor ki bu ilim dalı artık günümüzde iyice yayıldı halk arasında. O yüzden bununla ilgilenip buna cevap vermek lazım. Buna karşı bir pozisyon geliştirmek lazım. Ama ilk dönem öyle değildi diyor. Şimdi onun gibi günümüzde de bütün meseleleri bilmek lazım. Bir ayağımız sağlam olarak geçmişte, gelenekte, klasiklerde olmalı. Bir ayağımız da günümüzde, modernitede, çağımızda olmalı. Bunu yapamazsak, yani iki kanatla hareket edemezsek, uçamayız, hareket edemeyiz. Ha, bunun ikisini bir arada çok iyi yapmak zor bir şey tabii ama yapabildiğimiz kadar. En azından iddia sahibi olmak lazım. En azından uğraşmak lazım. Hiçbir insan her ikisine süper, çok iyi, alevlale olamaz. Mümkün değil. Ama en azından böyle bir gayret etmek, çırpınmak, mücadele etmek icap eder. Bunun gibi sizler de yarın bir gün doktora falan yapmak istediğinizde ben şöyle diyorum. Bize doktor yapmak için arkadaşlar geliyor. Olur diyoruz bazılarına. Sonra hocam bize kadro. Yok diyorum. O zaman bu iş olmaz. Niye olmaz? Hem öyle hem böyle. Ya diyorum ben doktora yaptım ama yanı sıra çalıştım da. Öğretmen olarak çalıştım. Doktora da yaptım. Hocam sen evli değilmişsindir. Evliydim de. Hocam senin çocuğun yokmuştur da. Vardı da. Hem de 3 ayrı okulda ders veriyordum. Ders malzemesi yoktu. Okullarda en zor öğrenciler bizim muhatabımızda işte Hopçuğurlar, Grunçuğurlar, Türk öğrenciler. Felaket yani. Eziyetti. Eve geliyordum böyle kafam darmadağın oluyordu. O günden kalma bende hala biraz sinüzit var yani. O günlerden kalma baktım. Böyle bir şey. Öğretmenlik kolay meslek değil. O zaman sakal da yoktu hocam. Kimse dinlemiyor. Ben işte sakal da yoktu. Doktora çalışırken bize gelen herkese 3 şey söylüyorum. 1. Yaptığınız tez size faydalı olsun. Sizin ilgi sahanızda olsun. Yani bu mesele çikolata yemek gibi, baklava yemek gibi size zevk vermesi lazım. Ben tatlıları çok severim. Öyle zevk vermesi lazım. Öyle bir konu seçmeniz lazım. İlgi sahanıza giren. Hani niye öyle diyorum? Yazın herkes gezmeye gidecek, tatile gidecek. Siz tezinizin başında oturmanız lazım. Ya ben de tüh gidemedim falan diye kendinizi eziyet ediyorsanız mesela o zaman yanlış bir şey yapıyorsunuz. Ya da uykunuzdan biraz kesip de oraya vakit ayırıyorsanız ya uyuyamadım falan diye üzülüyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o yaptığınız iş size... Şimdi daha uygun bir kelime bulamadığım için maalesef böyle materyalist bir kelime kullanarak ifade edeceğim. Size keyif vermeli, size zevk vermeli. Böyle bir şey seçmeniz lazım. Eziyet olmamalı size. Tüh ya şu tezi de başımıza bela ettik, şundan da bir kurtulsan dememelisiniz. O yüzden konuyu ona göre seçin. Bu önemli. İkincisi, yaptığınız işin millete, ümmete faydalı olması gerekir. Biz... Allahümme inni a'udike min ilmin la yenfa' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Değil mi? Öyle bir peygamber ki boş işlerden Allah'a sığınmış. Sadece faydalı ilmi istemiş. Biz de öyle olmak zorundayız. Ha, bu sübjektif bir şeydir. Bir şeyin faydalı olup olmadığı kişiden kişiye değişir. Bu içtihat meselesi. Herkes kendine göre onu tespit eder. Zaten hesabı sen vereceksin, ben vermeyeceğim.
diyorsan ki benim bu yaptığım iş faydalı bir iş, ümmete, millete hayırlı bir iş, ne güzel, o zaman doğru konu seçtim bana göre. Üçüncüsü de Allah'ın rızası. Şimdi değerli arkadaşlar, özel bir şey söyleyeceğim. Bundan birkaç ay önce ben eşimi kaybettim. Eşim vefat etti. Allah razı olsun. Vefatından sonra ben evde böyle bir kağıt buldum. Eşim bir kursa gidiyordu. Yani iki çocuğu var küçük. İşte üçüncü çocuğumuz doğarken vefat etti. Ama bir de kursa gidiyordu. O kurs da çok zamanlı alıyordu kendisinin. Fakat bir kağıt buldum. Oraya dört madde yazmış. Ben bu kursa niye gidiyorum? Yani düşünmüş, yazıya dökmüş sonra onu. Hani aklımda kalsın diye herhalde. Ben bu kursa niye gidiyorum? Soru. Cevap. Birinci madde Allah rızası için. İkinci madde insanlara faydalı olmak için. Üçüncü madde kendimi geliştirmek için. Dördüncü maddeyi unuttum. Onu hatırlayamıyorum ama dört madde gibi. Fakat ben şu söylediğimi yıllardan beri söylerim. Ama o yazıyı eşime de hiçbir zaman söylemedim bunu. Sizin gibi gençlere, arkadaşlara söylüyorum hep. Evde hiçbir zaman bunu söylemedim. Çünkü eşimin ilahiyatla hiçbir ilgisi yoktu. O yüzden böyle şeyleri konuşmazdım evde. Ama böyle sizin gibi dostlarımı, arkadaşlarımı ifade ederdim, anlatırdım. İşte birkaç hafta önce de evde böyle bir yazı buldum. Onu orada okudum. Ona da çok fazla sevindim, memnun oldum. Yani yaptığımız işte Allah'ın rızasını gözetirsek, biz istemesek bile Allah bize imkanlar açıyor. Bak İmam Malik bir gün Medine'de Abbasi sultanlarından Mansur ve Harun Reşit, hatırlayamadım. Ona çok hürmet ediyor. Bunu hep anlatır kitaplar da arkasını anlatmazlar. Arkası da şudur aslında. Hasanoğulları, yani şerifler bir isyan hareketi başlatıyor Abbasilere karşı. Ebu Hanife dahil bütün o dönemki alimler destek veriyor. Ya aktif, ya pasif, ya parasal, Ebu Hanife'de olduğu gibi. İmam Malik sessiz kalıyor. Ve bu Hasanoğulları'nın yaptığı isyan hareketi başarısız olunca Abbasiler tabii İmam Malik'e çok büyük hürmet ediyorlar. Biliyorlar yani istihbaratın neticesinde kimin hangi duruşu sergilediğini. Son iki dakikaya girdik arkadaşlar. Hemen tamamlıyorum. Ondan sonra İmam Malik'e o yüzden çok hürmet ediyor işte Abbasi sultanları. Bir gün Medine'ye geldiklerinde işte sultan artık deveye mi biniyor, ata mı biniyor, bineği neyse, buyurun diyor, siz binin atıma diyor. Hayır ben bilmem efendim, teşekkür ederim diyor. Biraz sonra müsaade ederseniz binmek isterim diyor. Buyurun diyor, o da biniyor. Birkaç adım yürüyor, ondan sonra iniyor. Ben inmek istiyorum artık. Allah Allah diyor. Sultan şaşırıyor. Sen diyor niye böyle yaptın, ben anlamadım. Tuhaf bir şey oldu. Halbuki sen diyor Medine'de hiç bineğe, dört ayaklı bir bineğe binmemişsin. Çünkü o toprağın altında kim var? Allah'ın Resulü var. Ona saygıdan, edeben hiçbir zaman İmam Malik Medine'de bir hayvana binmemiş. Fakat o gün orada biniyor. O da böyle iki üç adımlık biniyor. Niye böyle yaptın diyor. Soruyor Abbas Sultan'ı. İmam Malik diyor ki efendim biz dünya, İslami ilimleri dünya için değil ukba için tahsil ettik. Ama gel gör ki Allah biz ukba için bu ilimleri tedris ettiğimiz, tahsil ettiğimiz halde Allah dünyanın sultanını bizim ayağımıza getirdi. Onun atına, bineğine, eşeğine neyse bizi bindirdi ve erisini tuttu, bizi sürdü. Bunu insanlara göstermek istedim. Siz Allah rızası için uğraşırsanız Allah sultanı sizin ayağınıza getirir. Dünyayı da ukbayı da sizin önünüze serer. Ama bu dini ilimleri sadece dünya için isterseniz ikisinden de mahrum olursunuz. Gibi buna benzer bir şey söylüyor İmam Malik. Şey de böyle. Ben İslamist'in çarpı okuduğumda 90'lı yıllarda bu okhideyn fahtı. Hiç kimse okumuyordu. Sonra ne oldu? 11 Eylül olayları oldu. Hurra! Herkes bu bölümleri okumaya başladı. Biliyor musunuz? Dünyada en çok Kur'an-ı Kerim tırnak içinde ne zaman satıldı? 11 Eylül olayları döneminde. Hani ayet-i kerime diyor ya, Bismillah ve asa en tekrehu şeyen ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrul lekum ve Allahu ya'lem ve dünnâ te'alemû. Yani bazı şeyler var, biz onu hayır zannediyoruz, o şer. Bazı şeyler var, şer zannediyoruz, hayır. Çünkü biz bilmiyoruz. Allah her şeyi biliyor.
bizim dar bir bakışımız var. Benim kalbimin derinlerinde, her zaman ehli sünnet itikadındaydım ama kalbimin derinlerinde almaya yetiştiğimiz için gayri ihtiyari böyle bir mutezili eğilim vardı irade meselesinde. Hep böyle şeyi, işte insanın iradesini önemserdim. Tevekkülü bir adım geriden böyle. Ama bu gayri ihtiyari, bilinç altında olan bir şey. Mustafa Sabri Efendi ile Zahid-ül Kevser'in arasında böyle çok önemli, ilginç tartışmalar, atışmalar vardır bu meselede. Mustafa Sabri Efendi biliyorsunuz Osmanlı'nın son şeyhül İslamlarından Zahid-ül Kevser. Sonra cebri bir yaklaşıma geliyor kendisi. Şeyde onu çok sert eleştiriyor Zahid-ül Kevser'i, Mustafa Sabri Efendi. Ama bazen hayat sizi bir yerlere götürüyor, sizin elinizde olmadan. Şimdi diyorum ki, kalbimin derinlerinde tam böyle öbür uçtan bir eğilim var diyorum kendi adıma. Bak bu sübjektif bir şey, ilmi bir şey demiyorum. Şahsi ve özel bir şey bahsediyorum şu an size. Ama insanın elinde olan bir şey değil, bu bilinç altının altında olan bir şey belki de. Yani doktora yapmak istiyorsanız, doktoranızı iyi tespit edin, konuyu iyi tespit edin ya da master yapmak istiyorsanız kendinizi iyi öğrenin, kendinizi iyi geliştirin. Hangi alana ilginiz var? Maymun iştahlılık yapmayın. Bugün öyle, yarın böyle olmasın. İstikametinizi iyi belirleyin. Ondan sonra o alana kendinizi geliştirmeye çalışın. Almanya'da biz ciddi olarak akademisyen arıyoruz. Bulamıyoruz. Bak şimdi İstanbul Marmara İlahiyat'tan 3 tane stan aldık son 1 yılda. Aranan adam olmaya çalışın. Almancanızı unutmayın burada. Türkçenizi, Arapçanızı geliştirin temel İslam ilimlerden ya da yan bölümlerde, din sosyolojisi, din psikolojisi, efendim, din pedagojisi, neyse o alanlarda kendinizi geliştirmeye çalışın. Birikimli olun, müktesebatınız yerinde olsun ve benim için önemli olan bir de müstakim olun. Efendim, aranan adam olun. Yani Almanya'da ya da geldiğiniz ülkelerde desinler ki şu adam kendini iyi yetiştirmiş. O zaman önünüze imkanlar açılır. Burada da mutlaka okuyun. Hatta şarkiyatçıların kitaplarını da okuyun. Goldseer'i de okuyun bana göre. Bundan da yararlanmaya çalışın. Ama eleştirel bir şekilde okuyun. Yani eleştirel bir yöntemle. Teslimiyetçi bir ruhla değil. Bir de biz mesela Nisan ayında şimdi İstanbul'da yaz okulu düzenleyeceğiz. Konu tasavvuf ve İmam Rabbani olacak. Oraya Almanya'dan 10-15 tane hoca gelecek. İşte Marmara, İstanbul İlahiyat'tan 5-10 tane hoca gelecek. Ve bizim Osmanlı Üniversitesi'nde 70 tane talebe gelecek. Orayı İstanbul ve Marmara İlahiyat'taki uluslararası Almancacı öğrencileri de açacağız o yazı okulunu. O 3-4 gün İstanbul'da, 3-4 gün de Bursa'da olacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Mevlevi Hanesi var kampüsü. Orada yapılacak konu tasavvuf olduğu için. Oraya mesela onlar da davet edeceğiz. Bu üniversitelerle beraber yapılıyor. Siz Ankara İlahiyat'tan derseniz ki bizim de ilgimizi çeker, biz de o yaz okuluna katılmak isteriz. Hay hay, misafirimiz olursunuz, şeref verirseniz katılabilirsiniz. Bu tip toplantılara da ihmal etmeyin, katılın. Oradan bir şeyler kapmaya çalışın. Yani hocaların konuşmalarından, davranışlarından, anlatım tarzlarından, argüman kurma biçimlerinden, delil getirme şekillerinden vesaire. Bu tip toplantıları ihmal etmeyin, önemseyin. Diyorsanız hocam hafta içi hiç vaktimiz olmuyor. Akşam 7-8'e kadar dersimiz oluyor. Hay hay efendim olabilir ama hafta sonu diye de bir şey var. Hafta sonu da olmaz yapamıyoruz diyorsanız Haziran'da burada tatil değil mi? Temmuz'un ortasına kadar bizde ders var. Gelirsiniz Haziran'ın sonuna doğru 2-3 hafta bizim derslere girersiniz. Kimse size niye geldiniz, ne işiniz var burada demez. Girersiniz derslere, bakarsınız, takip edersiniz vesaire. Yani bunu bu şekilde söyleyeyim. Bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Haksızlığa da vesile olur. Siz kendinizi araştırın bu ilahiyat merkezlerini. Kendinize en yakın nereye geliyorsanız ona göre hareket edersiniz. İktisadi yerlerinde. Size tavsiyem mutlaka buradaki ilahiyat eğitiminizi tamamladıktan sonra master ve doktoralarınızı yapın. Yurt dışında yapın. Burada yapmayın. Çünkü burada artık bir zemin, bir temel almış oluyorsunuz. Yurt dışına çıkın. İlla almaya gelmek zorunda değilsiniz. İlla Osnabrük'e gelmek zorunda da değilsiniz. Ama gelirseniz seviniriz tabii. Gelmeseniz de küsüp darılmayız. Ama kendinizi geliştirin. Efendim, değişik hocalardan faydalanmaya çalışın. Bal, arı gibi olun. Arı bin bir çeşit baldan nimet, çiçekten nimetlenir, bal üretir. Ben...
Normalde balı çok severim. Ekmeğime de bol sürerim balı. Bir gün böyle 2-3 damla masaya damladı. Bana normalde hiç kızmayan bir insan çok kızdı. Dedi bu ballar dedi israf dedi, yazık günah değil mi dedi. Şimdi normalde hiç kızmayan bir insan size az kızdığı zaman o insana çok dokunuyor. Hani birisi normalde yine hep sesini yükseltse, onun yüksek sesle konuşması sizin kulağınıza müzik gibi geliyor, alışkın oluyorsunuz. Ama hep böyle sessiz olan bir insan size ara sıra kızdığı zaman o size çok ağır geliyor. Ben de çok bozuldum tabii. Ya 2-3 damla damlamış falan dedim içimden de dilimle bir şey demeye cesaret edemedim. Sonra tabii hemen onu böyle şey yaptım çaktırmadan, ekmeğime sürdüm, onu da hallettim. Fakat sonra bir yerde okudum ki, ama bunu yeni okudum, daha birkaç hafta önce okudum. Bir damla balın oluşabilmesi için değerli arkadaşlar, 1000 tane arı ayrı ayrı 1000 tane çiçeğe servis yapar. Ondan sonra bir damla bal oluşur. Bal böyle kıymetli bir nimet. Anlatabiliyor muyum? O insanın bana öyle sert tepki vermesi işte fıtrat güzelliğinden kaynaklanan bir şey demek ki. Evet. Şimdi ne demiştik? Evet. Söyleyeceğim şey şudur. Hiç kimseye aklınızı kiraya vermeyin. Hiçbir cemaate, hiçbir kuruma, hiçbir partiye, hiçbir teşkilata, hiçbir şahsa, hiçbir hocaya. Allah size hesaba çekecek. Sana demeyecek ki ben şuna güvendim, bunu dinledim, şöyle yaptım. O değil, herkes, her koyun kendi bacağından asılacak. Herkes hesabını kendi verecek. Ben şunu dinledim, buna güvendim, şuna itimat ettim, ondan böyle yaptım. Hayır. Öyle kurtulamayız. Hiçbirimiz kurtulamayız. Ama herkesten nasipleneceğiz. Herkesten faydalanacağız. Herkesten öğrenmeye çalışacağız. Doğruları almaya gayret edeceğiz. Filtreleyerek. İşimize gelenleri alacağız. İşimize gelen derken keyfi şeyleri kastetmiyorum tabii ki. Makul ve doğru olan şeyleri kastediyorum. Kafirden de olsa, gayrimüslimden de olsa, hikmet varsa, hikmet müminin yetiğidir. Kelimetul hikmetu zâlletul mu'min fâhâsı ve cedâhâ fâhâ hakkû bihâ buyuruyor Efendimiz. Güzel bir söz. Hikmetli bir şey gördüğümüzde onu hemen kapacağız, alacağız. Bak benim evde 3 tane küçük yavrum var. Onlar hastalandığı zaman gidiyorum, en iyi doktoru buluyorum. Benim çocuk doktorum Ermeni. Ona götürüyorum. Niye? En iyi doktor o. Sen Ermenisin diye götürmezlik yapmıyorum. Anlatabildim mi? Siz şimdi burun kırın ettiniz muhtemelen Fatih Sultan.